günler, iyi haftalar değerli izleyiciler. Geldik yine haftanın başına. Bakalım bu hafta bize neler gösterecek. Ama hafta sonunu, daha doğrusu geçen perşembeden bu yana özellikle batı kentleri, tabii en önemlisi de İstanbul, çok ciddi bir kar altında geçirdik. Şimdi sizi cumartesi akşamına bir götürmek istiyorum. Çünkü kendi çektiğim bir görüntü var. Bir de pazar sabahından var. Önce bir cumartesi akşamını izleyelim. Şimdi bu, bakın, bu bulunduğumuz yerdi. Tabii gece çıktık, o kar anormal bastırdıktan sonra ve hemen hemen 45 dakika içinde bir anda bu hale geldi. Yani o ana kadar her tarafta beyazlık var. Fakat böyle bata çıka yürünür hale geldi. Ara sokaklar tabii bunlar sonuçta. Biraz da yüksekteyiz, Çamlıca tarafı. Evet, buralar daha henüz tam ağaçların da altında olduğu için kapanmamış yerler. Fakat işte arabaların üzerini falan herhalde görüyorsunuz. Hakikaten yani bir anda bu hale geliverdi. Şimdi bir de sabah görüntümüz var. Bir de onu izleyelim şimdi. Gündüz de güneş de vardı sabahleyin bir ara. İşte bu da aşağı yukarı aynı yerler. Gündüz hali. Tabii manzara çok güzeldi. Şimdi bunu niye şey yaptım? Neredeyse geçen hafta bugünden beri, yani geçen haftadan bu yana, pazartesiden bu yana sürekli uyarı yapıyor. Meteoroloji uyarıyor, İstanbul Valiliği uyarıyor, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi uyarıyor. Diyor ki kardeşim, perşembeden itibaren öyle bir şey geliyor ki İstanbul işte 87 kışını yaşayabilir falan. Hatta bir takım saray yazarları işi şeye bile almaya başladılar. Ya ne oluyoruz, böyle kar mar yok hala şey diye. Ama meteoroloji hakikaten artık tabii çok üst düzey bir şey oldu ve dakikası dakikasına neredeyse verdiler. Ve cumartesi akşamı söylenen saatte kar başladı. Şimdi ondan sonra bir troll hareketi yaşadık. Bir buçuk iki saat kadar, çünkü kar bastırdı ve yarım saat 45 dakika içinde görülmedik ölçüde bütün yollar kapandı. İşte o arada bir takım kendine gazeteci diyen, efendim akademisyen diyen, siyasetçi diyen, ne bileyim işte böyle bir takım insanlar hemen tweetler atmaya başladılar sosyal medyada. Efendim tuzlasınlar, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Fakat bakın, her şeyi hakkıyla yapmak gerekiyor. İstanbul Belediyesi olağanüstü iyi çalıştı ve size söyleyeyim, cumartesi akşamı o yoğun kar yağışından 2 saat sonra İstanbul'da ulaşıma kapalı hiçbir yol kalmadı. Nereler kapalı kaldı biliyor musunuz? Saray iktidarının hakim olduğu yerlerde, yani işte karayolları, Ulaştırma Bakanlığı, zarttır zurttur şuydu falan. İstanbul'da hafta sonu sohbetlerinde belki izlemişsinizdir Flash'ta yaptığım konuşmalardan. Hani İstanbul Valisi böyle içi çıkıyor, şöyle önlem, böyle önlem. O zaman da söyledim, gene söylüyorum. Kardeşim, İstanbul'da eğer bir önlem alınıyorsa, bir operasyon yapılıyorsa, bunun hepsini belediye yaptı. Valiliğin yaptığı hiçbir şey yok. Valiliğin yaptığı okulları kapatmak filan. Ama saray medyası kar yağacağına kadar belediyeden hiç söz etmedi. Belediyenin uyarılarını hiç ciddiye almadı. Efendim AFAD, lan AFAD dediğin nedir işte? Bir yer yıkılırsa yardıma koşacak o. Onu da zaten itfaiyeciler yapıyor. Yani AFAD'da da bir numara yok. Valide hiçbir şey yok. Valinin yaptığı işte yolu kapattım. Efendim motosikletler çalışmayacak. Okullar tatil, üniversiteler tatil falan o. Ama bakın o gece müthiş bir çalışma ve ara sokaklar dahil çalışır hale gelmişti ki devamlı kar yağdı sabaha kadar. Şimdi bu ne olur şey yapmamak lazım. Daha önce gördüklerimiz gibi değildi. Ha, burada bir de şunu söyleyeyim tabii, son hemen geçeceğim ana konumuza. Kardeşim, yani onca uyarıdan sonra akşam saat 18'de hem de cumartesi, artık İşine giden gitmiş, kaçan kaçmış. Hala on binlerce araçla yollarda, ben giderim. Gidemezsin işte kardeşim. Gidemezsin. Başına da bu gelir. Şimdi gelelim. Bugün neyi anlatmak istiyorum esas size? Bir Çiller olayı var şimdi. Devamlı bunlar konuşuluyor. Ama bu YouTube'ları sürekli izleyenler çok iyi bilecek ki daha Çiller hiç konuşulmazken ilk ben burada çıktım, dedim ki Tansu Çiller hükümet kurma, parti kurmaya çalışıyor. Bir takım partililerle görüşüyor. Hazır parti almaya çalışıyor. Amacı nedir falan. Önce bir yalanlama yapıldı. Tansiyonlar hatta aradı bana, dedi ki kardeşim nereden çıktı, ben böyle yok. Ben sadece dostlarımla konuştum. Aradan 15-20 gün geçti. Olay tamamen patladı. Hani siz ilk benden duymuş oldunuz ama önemli değil. Yani o yaptı, bu yaptı. Mesele geldiğimiz sonuç. Efendim, geldiğimiz sonuçta Tansiyonlar şu anda çok ciddi bir hazırlık içinde.
partisini kurmuş vaziyette. Ha, bir partiyi alarak geçecek. 41 ilde örgütlenmeye çalışıyorlar ve hızla ilk seçimlere girmeye çalışacak. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Arkadaş, Tansu Çiller 70 yaşını aştı. 1991'de ilk milletvekili seçildi. 93'te başbakan oldu. 95'te Mesut Yılmaz da yine bir hükümet oluşturdu. Fakat bu uzun sürmedi. Ondan sonra Refah Partisi ile işte o tarihi, kimine göre hata, kimine göre tarihi uzlaşma. Ben o konuda yorum yapmayayım. Bir şekilde iktidara geldi. Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak kaldı. Arada meşhur 5 Nisan kararları vardır. CHP ile beraber aldığı, daha doğrusu SHP ile. Şimdi bir şeyi söyleyeyim. Tansu Çiller hükümeti ya da daha sonra ortağı olduğu hükümetler başarılı mı? Başarısız değildi. Çok başarısız değildi. Ama öyle aman aman Türkiye'ye bir şey katmadı. Sadece Turgut Özal'dan devralınmış olan ekonominin daha sonra yön değiştirmesiyle birlikte mecburen, çünkü Turgut Özal enflasyonist kalkınma politikası uygulamıştı. Fiyatlar artar, enflasyon artar ama bu oranda da işte Türkiye ihracata yönelir, işte Türkiye'ye çok para girer çıkar, devamlı yatırım yapılır, böylelikle bir para sirkülasyonu olur diye bir şey var. Ha, bunu baktılar böyle gitmiyor, daha sıkı para politikasına geçelim derken tabii ciddi bir kriz yaşandı. İşte o kriz de aslında kötü yönetilmedi ama çok insanın canı yandı, onu söyleyeyim. Hepimiz can yandı ama o güne kadar gelen yanlış ekonomilerin sonucu, yanlış politikaların sonucu kaçınılmaz belki bir sondu. Tansiyonlar o anlamda baktığınız zaman aman aman çok başarısız, ekonomiyi bilmeyen değil. Çünkü şimdi bugün ekonomi mezunuyum, ekonomistim, ben kitabını yazdım diyenlerin yanında Tansiyonlar hakikaten profesör, yani onu söyleyeyim. Ama elbette siyaset içinde bir takım yanlış yapmış. Şimdi bunları geçelim. Bugün niye ortaya çıktı? Şimdi bugün ortaya çıkışının, ben artık arkasında saray iktidarının olduğu konusunda daha çok düşünmeye başladım. Çünkü aldığım bilgilere göre, şimdi diyeceksiniz ki bu nereden? Kardeşim işte bu partiyi kurmaya çalışanlar ve de birbirlerine haberleşenler arasında konuşulan şu. Tansiyonların esas amacı, bir numaralı amacı, merkez sağda Cumhurbaşkanı adayı olmak. Ve bunu da anlatırken diyorlar ki, bak kardeşim, Meral Akşener'in konuşmasını unutma. Ne dedi Meral Akşener? Ben başbakan olacağım. Peki nasıl başbakan olacaksın? Ha, başka biri cumhurbaşkanı olursa ve parlamenter sisteme geçirirse o zaman başbakan olma şansı var. Ama bugünkü sistemde zaten başbakanlık yok. Hatta alay edenler oldu. Ya nereden çıktı başbakanlık falan. Ama anladığım kadarıyla gelen bilgilerde Tansu Çiller şu anda Meral Akşener de üzerinden ve hatta diğer sağ partiler, Demokrat Parti, Adalet Partisi, efendim Doğru Yol Partisi, hatta yeni kurulan iki tane siyasi işte şey Tayyip Erdoğan'dan ayrılanlarla yaptığı kulis çalışmalarında şunu diyor. Ortak aday çıkarılmasının sıkıntılar yaratabilir. Onun için merkez sağ olarak aday çıkaralım. Bırak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını mı, başka birini mi aday gösterecek? Onlar bir gitsinler, HDP faktörü dursun, Tayyip Erdoğan'ın karşısına böyle çıkalım. Şimdi bu biliyorsunuz Abdullah Gül formülüydü daha önce. Yani merkez sağın ortak adayı tercihen CHP'li ama CHP kabul etmezse sağın adayı olarak Abdullah Gül, efendim CHP kimi çıkarırsa çıkarır. Bir de üçüncü alternatif işte HDP ve diğer bileşenler, daha çok tabii sol ve sosyalist kesimde ki bileşenler, siyasi partiler deniyordu. Tansiyonlar şu anda bunu zorluyor. Ve bu konuda ikna etmek üzere de eski DYP'nin bir takım ağır topları ve yeni sağ hareket öncüleri bunu pompalıyorlar. Sebep şu, efendim Tansiyonlar icrada olmayacak ama bir ortak isim olarak bunu koyarsak merkez sağda toplanır. Şimdi bana sorarsınız, mümkün değil böyle bir sistemin tutması. Neden? Çünkü Tansiyonların bugün öyle bir karşılığı yok. Çok sevenler olabilir ama geçmişte kalmıştır. Bugün onu tanımayanlar ise hiçbiri olumlu bir şekilde tanımıyor Tansu Çiller. Tansu Çiller isterse geçmişte ağzıyla kuş tutmuş olsun, ki öyle bir şey de yok ama hani diyelim ki öyle olsun, buna bugün oy verecek olanların ağırlığı hepsi işte 25
45 arası yaşta ağırlıklı seçmen burada ve o seçmen tansiyonları hiç tanımıyor. Tanısa bile olumsuz tanıyor. Peki siz formül tutabilir mi? Efendim Kılıçdaroğlu ben aday olacağım iddiasıyla ya da onu CHP içinde çok pompalanmasına karşı merkez sağ eğer bir aday çıkarıp da aynı yöntemle ama bakın yani bir düşmanlıkla bölündük, parçalandık artık yokuz anlamında değil. Bir anlaşmayla yani sağ ayrı girsin, sol ayrı girsin ama biz girer girmez parlamentoya ilk iş olarak her şeyi bir kenara bırakıp parlamenter sisteme geçişi sağlayacağız da anlaşma sağlanırsa bir merkez sağ aday olsun, CHP'nin de bir adayı olsun formülü konuşuluyor mu? Evet konuşuluyor. Zaten bunu ara sıra hissettiriyorlar da. Ben şunu söyleyeyim. Ben iddialı olarak yine tekrarlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini ben görmüyorum. Ortak aday olma ihtimalini görmüyorum. Çünkü geçen söylediğim hemen cümleyi tekrarlayayım. Böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta tek başına iktidarda algısı yaratır. Şimdi bunu ne Meral Akşener, ne diğer sağ partiler, ne de Tayyip Erdoğan'dan kaçıp gelen parti kuranlar, yani o altılı masa bunu asla ve kat'a kabul etmez. Onun için ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini sıfıra yakın görüyorum. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman aday olur? Merkez sağ ayrı bir aday çıkarıyoruz. Sen de adayını çıkar derlerse o zaman belki ki o zaman bile olmayacaktır. Neden? Çünkü kazanamadığı an tamamen partisinden de dışlanmış oluyor, dışarıda kalıyor. Peki Tansu Çiller olamayacağı halde bunu niye yapıyor? İşte o zaman ikinci faktör bence devreye giriyor. Burada sarayın bir şeyi var. Sanki dahli var. Çünkü Tansu Çiller ve ailesi AKP iktidarının başıyla özellikle son 7-8 yılda çok sıkı fıkı ilişkilere girdiler. Çünkü gerek iki oğlu gerek işte eşi aracılığıyla çok ciddi bir takım ticari yatırımları var ailenin ve bunlara da ancak Tayyip Erdoğan yol verirse yürüyebiliyorlar. O açıdan bakınca sarayın bu hareketi desteklediğini ben tahmin ediyorum. Ha diyeceksiniz ki neye yarar? Çünkü benim ısrarla söylediğim bir şey var. Diyorum ki yani bir Tayyip Erdoğan cephesi var. AKP de demiyorum çünkü AKP diye bir parti yok. Var nesi var? Parmak indir kaldırıcıları var. O kadar. Bakın milletvekilleri Tayyip Erdoğan'la görüşemiyorlar bile. Eğer o hepsini toplayıp da bir kere de görüşmezse öyle ben saraya gideyim, ağırlıklıyım. Aa, öyle bir şey de yok. Yani AKP yok. O zaman ne oluyor? Bir AKP cephesi var. Tayyip Erdoğan cephesi var. Bir de muhalif cephe var. Şimdi muhalif cephe isterseniz 50 tane aday olsun. Hiç fark etmez bakın. Herkes aday olabilir. Ve önemli olan ilk tur. İlk turda eğer kazanamazsa Tayyip Erdoğan %50'yi bulamazsa ikinci turda iki aday olacak ki o zaman muhalefetin birleşme şeyi var. Ancak şimdi burada itilmek belki istenen Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu ile aday olsun. Eğer ikinci parti olarak da CHP çıkarsa işte o zaman sağ içinde bazı isimlerin, bazı kesimlerin oy vermede şey kalması. Bunun çekingen kalması. Ya biz şimdi CHP adayına mı vereceğiz? Biz Kılıçdaroğlu'na mı vereceğiz? Biz bir Alevi'ye mi vereceğiz gibi bir takım sahipler çok körüklenecektir. Çok köpürtülecektir. İnanın bunlar olacak eğer böyle bir şey olursa. Ha, işte sarayın anladığım kadarıyla hesabı belki de bu. Yani bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırma, sağdan da çıkartma. Bu bölünmeyi sağladıktan sonra da ikinci tura kalınması halinde yoğun bir şekilde bu propagandayı yapıp tekrar Tayyip Erdoğan'a kazandırma formülü. Şimdi peki yani şimdi Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenler Tayyip Erdoğan'a mı oy verecekler? Hayır. Seçime katılmayacak. Katılmamasını daha doğrusu sağlamak için. Yani oyu Tayyip Erdoğan'a verelim. Ya ona zaten diyecek ki adam ben veremem. Ama ya bu şartlar altında seçime de gitmiyorumu körüklemek isteyecektir. Bu nedenle Tansu Çiller hareketi şu anda ben bunları anlattığım zaman ya Tansu Çiller'i kim takar? Tansu Çiller kim kardeşim? Boş verin demeyin. Çünkü öyle ya da böyle küçük de olsa bir karşılığı olduğu gibi etkili de olabilir. Yani bu aday belirlemelerinde. Bu nedenle benim tercihim ve tavsiyem bu maceraya hiç girmemek. Ve Tansu Çiller bence çekilmeli. Çünkü öyle ya da böyle vebali üzerine kalacak. 2002 seçimlerinin bir şekilde benzeri yapılacak ilk seçimde ki yapılacak mı onu da daha bilmiyorum ama
başımıza gelebilir, Türkiye'nin başına gelebilir ve Tansu Çiller hani belki de saygın bir şekilde yaşama şansı daha varken böyle de 70 yaşın üzerinde çok ağır bir vebal altında kalabilir diyorum. İyi Parti ile ilgili bazı görüşlerim olacak. Onu da yarın ya da bir gün aktarmak istiyorum sizlere. Çünkü eğer yani bu Tansu Çiller formülüne sarılırsa çok kötü olacak, ama ona sarılmadan merkezde bir hareketlenme sağlaması halinde aritmetik dengenin de ben değişeceğini tahmin ediyorum. Onu da yarın ya da öbür gün sizlerle paylaşmış olurum diyorum ve bugünü burada bitirelim. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.